Ankara gelirim bayağı. Tekten burası çıkıyor. Yeterli miyim? Hayvana fazla geldi galiba. Hayvan rahatsız oldu. Burayı da bakabilirsiniz. Yeği dediğim yem getirdim. Eşimin ayrı olduğu gibi buraya yapışmış. Evet, dağıtıldıktan sonra Atakum bölgesi 6 ay süre boyunca diyor. Yem getirdim yapardı. Ama ona şudur budur bu dedim. Sevdim yani sizi. Köpek yaşlanmış geliyor musun? Mecburiyeti yok. Dur. Bak ne yapıyor bak. Ben seni seviyorum, sen beni vurmaya çalışıyorsun. Kinasının altından seviyor. Kina yapacağını yapıyor. Buraya git. İki tane köpek. Bunun olmayınca burada duramazsın. Öyle değil mi? Evet. Hoş geldin. Şimdi ışık kendiler olduğu için biraz şey yapıyor. Karanlık olduğu için. Karanlık o sahiden atıyor değil mi? Sahiden evet. Hayvanları görebiliyor. Suyu nerede veriyorsun? Su şunu yukarıda su var gördüm. Oradan korkunu alıyorsun. Evet. Kaç hayvan var? 2, 4, 5. Bir de bu altı. Bir de bu altı. Buzağları var. Bir tane şurada. Bunlar koyun. Bunlar buzu. Bunlar buzu. Ama bunları ayrı veriyorum. Herkesin buzu. Şimdi bu düve yimidiğine geldi. Öyle mi? Evet. Bunlar süt yimidiğidir. Yalan hoşamam. Onlara fesih yemeği. Nereden alıyorsun? Evet. Mesela mısırdır, buğdaydır, onlar biz yem şeyimiz var. Biliyor musunuz biz yem beyazlıyoruz? Onları bilemiyorum. Ne yapacağız hiç? Yemekler yapıyorlar. Böyle biraz yüksekte olur. Akşaptan ayaklar var. Yüksekte hayvan tam bizi aslında böyle. Köy çocuğu. Çok tamlı. Bunlar kuzu bölümü. Kuzumuz var. Biz de onlara da verirsek. Evet. Bizim sana evet, bunların ikisi. Bunların ikisi. Bunların ikisi. Bunlar ikisi. Bunlar ikisi. Güzel olur. Güzel olur. Güzel olur. Güzel Bunu biliyorsunuz o seçim öncesinde de çok anlatıyorduk. Böyle yerli tohum, yerli büyükbaş hayvan ırkı diye, Jersa ırkı diye. Karadeniz Rotary Kulübü ile birlikte 50 Jersa düve hamile kaldı. 25 kadına şey yaptık. Gelir düzeyi düşük. Ne bileyim ihtiyacı olan kadınları seçtik. Köyden muhtarlar ve onların da desteğiyle, yardımıyla. Şimdi buradayız. Hayvanlarımızı gördük. Onlara bir süre daha şey yem desteği de veriyoruz. Amacımız şu, hayvancılığı desteklemek, tarımı desteklemek, belediyenin bir eli kendi yurttaşı üzerinde olmak. Evet, buralar mahalle oldu. Yani şehirdeki
Cumhuriyet Mahallesi'nden yeni mahalleden farkı yok ama burasını burada burada yaşayanlarda hem hayvancılık yapmalarını, tarım yapmalarını istiyoruz. Mahalleleşmemelerini istiyoruz. Köy kültürüyle kalmalarını istiyoruz. Adını kırsal mahalle koyduk ama yine köy olarak kalmalarını istiyoruz. Bu yönüyle hem Rotary Kulübü ile bunu daha büyüteceğiz. Guvernörümüz de burada, başkanımız da burada. Bize destek olacak. Projemizin çok güzel bir noktasına geldik. Artık hayvanlarımızı verdik. Bir kısmı hamile kaldı, gebe kaldılar. Tohumlamalar, doğum yapanlar da var. Mutluluk bu olsa gerek. Yani insanların gözündeki o mutluluğu görünce biz daha fazla mutlu oluyoruz. Bu bizim bir görevimiz. Vatandaşa karşı olan, halkımıza karşı olan bir görevimiz. Çünkü bu halk bize çok şeyler verdi. Bizim de artık bu halkımıza vermemiz gereken şeyler vardı. Bunları veriyoruz. Şu anlaşıldı ki tarım ve hayvancılık çok önemli. Sevgili başkanımız da bu konu üzerinde uzun süreden beri duruyor. Ve bizim de bunu desteklememiz gerekiyor. Bu projemiz burada bitmeyecek. Allah izin verirse süt ürünlerine yönelik mahalli, yani Atakum'un adını yaşatacak, daha uzun süreler tanıtacak bir projeyi daha inşallah yapacağız. Umuyorum kısa sürede o projeyi de bitireceğimizi, yine bizim küresel bağış dediğimiz bir projeyle onu da gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum. Bizi takip etmeye devam edin, güzel şeyler yapacağız. Ben bize destek veren, bakın, sadece bizim proje yapmamızın önemi yok. Bunun kabul görmesi de çok önemli. Çünkü bu projenin sürekliliği önemli. Yani köylümüz, kadınlarımız bu projeyi sahiplenmesi lazım. Yoksa daha önce de biz bu tarz projeler yaptık, sürdürülemedi. Umarım burada bu projenin sürdürülebilirliği gerçekleşmiş olur. Ben bunda emeği geçen her iki başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Merve Başkan'la başlattık. Mehmet Başkan'la işin son dönemine geldik. Ama bundan sonra da diğer projelerimiz gidecek. Ben teşekkür ediyorum sevgili başkanıma. Tabii bu arada bütün Atakum Belediyesi'ne, sevgili Atilla Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bütün çok çalıştılar, hakikaten çok çalıştılar. Gece gündüz bizle beraber oldular. Kolay bir proje değil. Ben nezdinizde hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Mutluluk hissedeyim. Sağ olsun, Allah razı olsun. İleride sütüne falan şeyimiz olur. Teşekkür ederiz yani böyle bir şey, sağlıkları için bize yani. Sağ olsunlar, var olsunlar. Güzel bir şey yani. Üretim yapacağız. Biz de yine şey yapacağız eğer doğum yaptıkları zaman. Biz de vereceğiz yani. Kız olursa herhalde, öyle demiştiler bize. İyi bir şey yani. Başka haneler de yine şey yapacak. Olacak yani, memnun bizim gibi. Hani süt olacak, danası olacak. Tabii illa ki katkısı olacak. Çocuk yani okuyor şu anda çocuklar. Evet, satmak için pazara gidiyoruz biz yani. Biz çiftlik, çiftçiyiz yani. Başka bir mesleğimiz yok. Emekli değiliz, bir şey değiliz yani. Onlara işte umut ediyoruz. İyi bir şey yani. Bayanlar zaten elinde çok şey yapamıyor yani böyle. Erkek gibi olmuyor tabii. İyi bir şey yani bu. Bayanlarda bir güç kazanıyorsun. Bir para geçiyor eline ilerleyen zaman, süt falan sattığın zaman. Bir şeyin olur yani. Güzel bir şey. Memnun kaldık yani. Ne bileyim, biz şaşırdık zaten böyle duyunca. Hoşumuza gitti. Yani sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz yani kendilerine. Bizim gibi inşallah herkese şey olur yani. İhtiyacı olanlara. Olur diyorum. Özellikle Cemil Deveci'ye teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizi saydı, sevdi, bu ilgiyi gösterdiği için çok teşekkür ediyorum. İnşallah ileride iyi şeylerle karşılaşırız yani. Ne biz utanırız, ne o utanır yani. Allah utandırmaz her iki tarafı da. Neler yapıyorum işte? Böyle bağ bahçe, hayvanlarım var. Ev işleriyle, ev hanımıyım. İşim gücüm yok. Öyle işte, çoluk çocuğumun geleceği için bir şeyler yapmaya uğraşacağım. Allah nasip kısmet ederse. Peki inek? Yani şu an hani memnunum ineklerden. Şimdi iyi yani. Hani bir tane kendime vardı. İki tane siz kattınız. Üç tane oldu. Şu an iyi. Hani rahat.